Babam gel buraya. Ah. Çok özledim. Çok özledim seni. Hapisteyken çok özlemiştim. Daha özlemem gitmeden yine özledim. Ben de çok özledim. Gel. Bir şey soracağım Melek Hanım. Ben çok özleyeyim diye mi gittiniz? Anne. Ne yazıyorsun? Yedize mektup yazıyorum anneciğim. Niye? Anneciğim biz bir süre buralarda olamayacağız. Ne? Niye? Ama babam. Melek sen de biliyorsun ki Akın dün gece bizim odamıza kadar girdi. Biz de biraz korktuk değil mi? O yüzden Akın'ı bir an önce buralardan göndermemiz lazım. Nasıl? Şöyle buradan gidiyormuşuz gibi yapacağız. Akın benim peşime takılacak. Ama biz hiçbir yere gitmeyeceğiz. Sadece birkaç günlüğüne saklanacağız. Babam böyle bir şeye izin vermez ki. Babandan izin almayacağız ki. Hatta babandan da saklanacağız Melek. Niye? Melek sen de biliyorsun ki babam benim çalışmamı istemiyor. Senin yanımda kalmanı istemiyor. Ve biz sürekli bu konuyla ilgili babanla kavga ediyoruz. Evet hep kavga ediyorsunuz. Ve ben kavga ederek hiçbir sonuca varamıyorum anneciğim. O yüzden babanla bir şekilde anlaşmamız lazım bizim. Nasıl anlaşacağız? Nasıl anlaşacağız? Şöyle. Şimdi biz gidiyormuşuz gibi yapacağız. Baban seni çok özleyecek. Akın'ı da buralardan göndermiş olacağız. Ondan sonra babanın karşısına çıkacağız. Sonra ben babana diyeceğim ki Melek benimle kalır. Sen de istediğin zaman kızını görürsün. Yok ben kabul etmem derse biz yine gideriz. Sen de bizi arar durursun diyeceğim. Ne yapıyorsun? Eşyalarımı topluyorum. Hadi hadi sen de topla. E tamam sen devam et. Ben de mektubumu bitireyim tamam? Sence evde oturup ortalarda dolaşmazsam hiçbir şeyi yıkmam sanıyor. Belki de haklıdır ama ben Sence'nin isteklerine nasıl razı gelebilirdim ki? Yo, hem biz niye sen çok özle diye gidelim ki? Çok saçma. Anasını kızım. Çok saçmaymış gel. Özledim kız seni. Çok kızdı mı? Bana bir şey demedi de. Bilmiyorum. Meleğin yanında. Babam, sen Yediz'le Kavruk'la biraz dur. Ben annenle konuşacağım, tamam mı?
niye mektup yazmadın? Çünkü ben sana hep mutlu mektuplar yazdım. Doğru. Annenin ölümünü bile yazmadın. En azından mektuplar mutluydu. Haliyle bir daha mektup yok. Yok. Çünkü artık o kız yok. Doğru. Onun yerine burnumu sürtmek için çocuk kaçıran bir anne var. Eserinle gurur duy. Sana dedim değil mi? Sana dedim. Bana bir itirafın var mı dedim. Gözüme baka baka yalan söyledin. Ne yapayım? Hı? Ne yapayım? Ben senin evde oturtup bakabileceğin bir kadın değilim. Bunu hala anlamadıysan ben ne yapayım? Yo, anlıyorum. Sen benim evde oturtup bakabileceğim bir kadın değilsin. Ama sen gayet kolay yalan söyleyebilen, şartlarını kabul etmiyorum diyeceğin yerde bin bir tane plan kurup çocuğumu kaçıran bir kadınsın. Evet, evet. Çok doğru söyledin. Aynen öyleyim. Doğru. İyi, söyle şimdi şartlarını. Ne? Burnumu sürtmek için kızımı kaçırmadın mı? Tamam. Başardın işte. Söyle, anlaşacağım seninle. Oyun falan oynamıyorsun değil mi? Vallahi oyun seven sensin Sefer'in kızı. Hadi söyle. Kızım benimle yaşar. Kabul. Nasıl ya? Bu kadar kolay mı? Ama istediğim zaman alırım. Benle de kalır. Tamam. Başka? Çalışırım. Gediz'de çalışamazsın. Kendi evimi kendim tutarım. Anlaştık. Niye hataymış? Sen değil. Bu. İhtiyacım olmasa almazdım. Kimseyi töhmet altında bırakmamak için bu notu yazıyorum. Sandıktaki paraları ben aldım. Affedin. Sancar kızının nafakası olarak kabul etsin. Nari. Senin nafaka isteyeceğini yazmış bir de. Neydi? Ben yazdım bunu. Sen yazmadın. Parayı da sen çalmadın. Kimi koruyorsun? Kimseyi korumuyorum. Parayı ben aldım. Geri ödeyeceğim. Benim artık meleğe bakmam lazım. Sefer'in kızı. Kimi koruyorsun? Konuş. Ya ben belki nafaka isteyen bir kadınım. Çocuk kaçırdığıma inanıyorsun. Neden buna inanmıyorsun? Bu yazıyı görür görmez anladım. Ben senin yazını ezbere bilirim, ezbere. Bu çok iyi bir taklit. Ama taklit. Akın yazdı değil mi? Senin yazını en iyi o taklit eder değil mi? Sonuçta yıllarca aynı evde yaşadınız. Akın'ın köstebeği sen misin? Ya izgir
Suç üstlenip onu koruyorsun değil mi? Akın'la sevgili misin? Akın'la sevgili misin? Hayvansın Sancar. Hayvansın. Tamam. O zaman gerçeği söyle şu hayvana. Müge'yi koruma. Akın'ın sevgilisi Müge değil mi?